Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Konjunktion als. Bu güzel Türkçemizde ne demek arkadaşlar? Geçmiş zamanda bir defaya mahsus gerçekleşmiş olan durumlarda kullanılan bir yapı bu. Peki als tam olarak ne demek? İken demek arkadaşlar. Dilerseniz örnek cümlemizde başlayalım. Sie war klein. Evet, o küçüktü. Bakın burada war preteritumda hatırlayacak olursak arkadaşlar bunları ayrıntılı görmüştük. O küçüktü değil mi? Sie war klein. Sie hat immer mit ihren Freunden gespielt. Evet arkadaşlar burada bir perfekt zaman var. Nedir o? Hat gespielt, oynadı demek arkadaşlar. Immer neydi? Her zaman. Mit ihren Freunden, evet arkadaşlarıyla birlikte değil mi? Mit ihren Freunden. Dolayısıyla o arkadaşlarıyla her zaman oynardı, oynadı anlamına gelen Sie hat immer mit ihren Freunden gespielt. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde, als ile bir araya getirdiğimde ne yaparım? Ne yaparım? Başta als'i kullanabileceğim gibi iki cümlenin arasına da als'i getirebilirim. Bakalım ne oluyormuş? Als sie klein war, bakın arkadaşlar war ne olmuş? Klein'den hemen sonra gelmiş, virgülümü getiriyorum ve ne yapıyorum? Haben, yardımcı fiilini, hat sie immer mit ihren Freunden, ne olmuş arkadaşlar? Gespielt, Partizip Perfekte, ne yapmışım arkadaşlar? Cümlenin sonuna atmışım. Yani ne diyorum? O küçükken arkadaşlarıyla birlikte oynardı dediğimde demek ki ne yapacakmışız? Als sie klein war, hat sie immer mit ihren Freunden gespielt diyecekmişiz. Az önce söylediğim gibi als'i iki cümlenin arasına da getirebiliyorduk. Bu versiyonda ne oluyor? Ne oluyor bakalım? Sie hat immer mit ihren Freunden gespielt, virgülümü getiriyorum. Als sie klein war. Bakın bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Als sie klein war. Ne yapmış oluyorum? Cümlenin yapılarında herhangi bir değişikliği getirmiyorum. Sadece als'la bunu bir araya getirdiğimde, bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde va tekrar ne oluyor? Cümlenin sonuna geçmiş oluyor ve dolayısıyla ne demiş oluyorum? Sie hat immer mit ihren Freunden gespielt, virgül, als sie klein war demiş oluyorum. Sonraki örneğe bakacak olursak arkadaşlar, Paul hat sein Examen bestanden. Evet, buraya baktığımızda Paul bir erkek ismi arkadaşlar. Hat bestanden. Bu arkadaşlar bunun yalın hali bestehen demek arkadaşlar. Bestehen de sınavı vermek demek arkadaşlar. Demek ki Almanca'da sınavı vermek neymiş? Bestehen demekmiş. Hatırlarsanız ben perfect zamanı anlattığımda size demiştim ki perfect zaman tabii ki burada sınırlı kalmayacak. Yeni kelimeler eklendikçe söyleyeceğim. Bu da yeni bir kelime arkadaşlar. Demek ki bestehen sınavı vermek demekmiş. Geçmiş zamanda yani perfect zamanda ne yapıyorum? Hat bestanden demiş oluyorum bestehen için. Dolayısıyla das Examen arkadaşlar üniversite sınavı demek. Demek ki das Examen üniversite sınavı demekmiş. Paul üniversite sınavını verdi derken ne diyecekmişim Almanca'da? Paul hat sein Examen bestanden diyecekmişim. Sonraki cümleye baktığımızda er hat eine große Party gefeiert. Evet, hat gefeiert görüyoruz arkadaşlar. Feiern. Evet, bunu master'da gördüğümüzde arkadaşlar feiern kutlama yapmak demek arkadaşlar. Kutlamak, kutlama yapmak demek ki neymiş? Feiern demekmiş. Peki perfectlikte ne oluyor? Hat gefeiert şeklinde yorumlanıyor perfect zamanda. Eine große Party, büyük bir parti. Dolayısıyla cümleye baktığımızda er hat eine große Party gefeiert, büyük bir parti kutlaması yaptı anlamına geliyor güzel Türkçemizde. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne yapacağım? Als'la bir araya getirdiğimizde yani cümlenin başında als varsa ne olacak? Als Paul sein Examen bestanden hat. Evet, Paul sınavını verdiğinde demiş oluyorum. Virgülümü getiriyorum. Tekrar ne yapıyorum? Hat'la devam ediyorum. Hat er
eine große Party gefeiert. Yani Paul sınavını verdiğinde ne yapmış? Bir büyük parti vermiş, kutlaması yapmış derken hat er eine große Party gefeiert demiş oluyorum. Peki als ile birleştirseydim, yani bu iki cümleyi bağlaç olarak kullansaydım iki cümlenin arasında ne olacaktı? Paul hat eine große Party gefeiert, virgülümü getiriyorum. Als er sein Examen bestanden hat. Evet, bakın burada da gene cümlenin öğeleri ne olmuş oluyor? Als ile devam ederken pronom er sein Examen bestanden hat demiş oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Sie war klein. Sie war klein. Sie hat immer mit ihren Freunden gespielt. Sie hat immer mit ihren Freunden gespielt. Als sie klein war, hat sie immer mit ihren Freunden gespielt. Als sie klein war, hat sie immer mit ihren Freunden gespielt. Sie hat immer mit ihren Freunden gespielt, als sie klein war. Sie hat immer mit ihren Freunden gespielt, als sie klein war. Paul hat sein Examen bestanden. Paul hat sein Examen bestanden. Er hat eine große Party gefeiert. Er hat eine große Party gefeiert. Als Paul sein Examen bestanden hat, hat er eine große Party gefeiert. Als Paul sein Examen bestanden hat, hat er eine große Party gefeiert. Paul hat eine große Party gefeiert, als er sein Examen bestanden hat. Paul hat eine große Party gefeiert, als er sein Examen bestanden hat. Bir sonraki örneğimizle devam edelim. Markus ist in die Schule gekommen. Evet, Markus erkek ismi arkadaşlar. Markus ist in die Schule gekommen. Okula geldi. Er hat schwimmen gelernt. Evet arkadaşlar, bakın burada da perfekt zaman var. Hat gelernt, lernen öğrenmek demekti. Öğrendi derken hat gelernt diyoruz arkadaşlar. Burada fark ettiysek arkadaşlar, schwimmen isim haliyle karşımıza çıkmış ve büyük yazmışım. Dolayısıyla yüzmeyi öğrendi derken das Schwimmen demek ki yüzme demek arkadaşlar. Yüzmeyi öğrendi derken er hat schwimmen gelernt. Biz şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Als ile bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde cümle başımız als olduğunda ne olacak? Markus demek ki okula geldiğinde yüzmeyi öğrendi diyeceğiz. Nasıl? Als Markus in die Schule gekommen ist, virgülümü getiriyorum, hat er schwimmen gelernt. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Tıpkı diğer cümlelerde de olduğu gibi als'lı yapıda ne yapıyorum ben? Cümlenin öğesini ne yapıyorum? Özellikle de yüklemeni ne yapıyorum? Gekommen ist, bakın Partizip Perfekt'ten hemen sonra yardımcı fiilim olan sein'i ne yapıyorum? Cümlenin sonuna atıyorum ve virgülümü getiriyorum ve ne yapıyorum? Bir sonraki cümleyi de gene yardımcı fiilim olan haben'i koyaraktan başlatıyorum. Hat er schwimmen gelernt, Partizip Perfekt'le de ne yapıyorum? Cümleyi sonlandırıyorum. Dolayısıyla als Markus in die Schule gekommen ist, hat er schwimmen gelernt demiş oluyorum. İkinci varyasyon olarak arkadaşlar als'ı bağlaç olarak kullanacak olursak ne yaparız? Markus hat schwimmen gelernt. Evet, Markus yüzmeyi öğrendi. Ne yaptığında? Okula geldiğinde
anlamına geliyor arkadaşlar. Als in die Schule gekommen ist. Demek ki arkadaşlar als olduğunda, yaptığında, iken anlamlarına da gelebiliyormuş arkadaşlar. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Markus ist in die Schule gekommen. Markus ist in die Schule gekommen. Hat schwimmen gelernt. Hat schwimmen gelernt. Als Markus in die Schule gekommen ist, hat schwimmen gelernt. Als Markus in die Schule gekommen ist, hat schwimmen gelernt. Markus hat schwimmen gelernt, als in die Schule gekommen ist. Markus hat schwimmen gelernt, als in die Schule gekommen ist. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde konjunksiyon, als konusunu ayrıntılı bir şekilde görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.